Yunus Emre Enstitüsü, Türkçenin farklı ülkelerde yaygınlaşması, zengin Türk kültürü, sanat ve edebiyatının dünyanın dört bir yanına ulaşması için kültürel bir köprü kuruyor. Bu çalışmalar kapsamında Halkbank'la ortaklaşa yürüttüğü Ustadan Çırağa projesiyle sanat, zanaatkarın elinde uzun bir yolculuğa çıkıyor. Gelenekten geleceğe ulaşan bu yolculuğun ilk meyveleri Balkanlar'da yeşermeye başlayacak. Projenin esası şudur. Anadolu'da bu sanatları hala yaşatmakta olan, üretmekte olan ustaları bir şekilde Balkanlara taşımak, bu sanatları gelecek nesillere aktarabilecek ustalar yetiştirmek. Tabii en büyük destek burada Halk Bankası'ndan gelmiştir. İşin bütün finansal yükünü omuzlayan Halk Bankası'na ve onun idarecilerine teşekkür borçluyuz. Balkanlar'da geleneksel Türk el sanatlarının ihyası projesi sayesinde hem esnaf ve sanatkarlarımızı, hem geleneklerimizi, hem de Balkan ülkelerindeki usta adaylarını desteklemekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Belirlenen merkezlerde bir ön araştırmayla hangi sanat dallarımızda kurslar açılacağına karar verdik. Buralarda yapılan anketlerde en çok başvuru alan sanat dalları belirlendi. Kültür Bakanlığı ve önde gelen sanat ve zanaat merkezleri aracılığıyla İstanbul'dan Şanlıurfa'ya, Konya'dan Mardin ve Trabzon'a kadar usta öğreticiler bir araya geldi. Yunus Emre Enstitüsü'nün girişimi ve Halkbank'ın desteğiyle kurslar için gerekli malzemeler temin edildi. Böylece yıllarını icra ettikleri sanata adayan ustalar, Arnavutluk'ta Tiran'la İşkodra'da, Bosna Hersek'te Saraybosna'yla Foynitsa'da, Kosova'da Priştine, Prizren ve İpek'te, Makedonya'da Üsküp'te, Romanya'da Bükreş ve Köstence'de öğrencileriyle buluştular. Açılan hat, ebru, sim sırma, tel kırma, tel kari, kazaziye ve ahşap oymacılığı kurslarımızda kursiyerlerimiz geleceğin sanatçıları olmak üzere eğitim almaya başladılar. Biz burada iki tane farklı alanda çalışma yapıyoruz. İlkinde ahşap oymacılığı, Üsküp Eski Çarşı'da bir yer tutarak yürütüyoruz. 40 öğrencimiz mevcut ve farklı alanlarda çalışmalar yapıyorlar. Üsküp Eski Çarşı'da ağaç usta ellerde sanata dönüşüyor. Herhangi bir ahşap üzerine çeşitli motif ve şekilleri kazıyarak veyahut da vurarak, derinleştirerek şekillendirmesine ahşap oymacılığı diyoruz. Dönüşen, şekil değiştiren sadece ağaç değil burada, duygular da değişiyor. Би сакала овој курс порачна обработка на дрво да продолжи и понатаму, бидејќи ова е супер животна школа и супер занает. Üsküp'te icra edilen sanatlardan biri de Hasan Tabakoğlu ve Şengül Karaağaçlı'nın öncülüğünde yürütülen kazaziye sanatı. Kazazlık sanatı 5200 yıl öncesinde tekamül ediyor. Lidyalılar tarafından bulunmuş ve yapılmıştır. Sanatımızın özelliği 24 ayar altın, 1000 ayar gümüş tel üzerine çalışmaktayız. İncelen gümüş, sabrı ve özveriyi anlatıyor yapılan eserlerde. Ustadan çırağa sadece zanaat kalmıyor. Hayatın başka renkleri de düşüyor çırağın payına. Sadece kaza zanaatı öğrenmiyoruz. Aynı zamanda Türk mutfağını, Türk kültürü, Türk şarkıları öğreniyoruz. Priştine'de birçok etkinliğin yanında ebru ve hat kursları, farklı yaş gruplarından kursiyerleri bir araya getiriyor. Hobi olarak kurslara katılanların yanında, bir meslek olarak sanatı devam ettirmek isteyenlerin sayısı da oldukça fazla.
bir ihtimalle hani bir atölye açmak istiyorum. İnşallah ileride Allah nasip eder de bize de Ebru sanatçısı derler. Prizren'de Ebru çok seviliyor. Çünkü unutulmuş bir dost yeniden hatırlanıyor. Daha önceden kesinlikle uygulanmamış olan ve unutulmaya yüz tutmuş olan bu sanatlar burada yüzlerce kişiyle birlikte şu anda öğretilmeye devam ediliyor, öğretiyoruz. Boyanın kitredeki ahengi, düşün düşüncenin gücüyle besleniyor. Nokta konuluyor başlamak için. Ebru'yu yaparken çok mutlu hissediyorum kendimi. İleride Ebru'ları ilerletmeye çalışacağım. Yani daha güzel yapacağım, daha iyi hocalar gibi yani. Bu sanatların eğitiminin verildiği yerlerde sosyal ve ekonomik bir etkileşim de söz konusu. Türkiye'den gelen eğitimciler, sanat hocaları gençliğe büyük katkı sunmakta. Türkiye'mizin bizim arkamızda durması, kültürel faaliyetlerini kesintisiz devam ettirmesi bizleri memnun edecektir. İpek'te Güzel Sanatlar Lisesi'nde verilen hat ve ebru kursları bu sanatları Kosova'da önemli bir noktaya taşıyacak. Geleceğin sanatçıları tarafından kabul edilmiş durumda. Burası sanatçı adaylarının yetiştiği bir okuldur. Kültürümüzün, sanatımızın burada kalıcı olması adına çok önemli hizmetler görecektir. Okulda birçok sanat dalı olmasına rağmen ebru ve hat sanatı büyük ilgi görüyor. Burası Odessa Pascale Güzel Sanatlar Lisesi. Burada müdürümüz bize bir sınıf verdi ve biz ebru derslerimizi burada yapıyoruz. Burada yapmamız çok önemli tabii ki, çünkü bir Güzel Sanatlar Lisesi'nin içerisinde olması ebrunun bütün Kosova'dan çıkacak sanatçıların ebru bilmesi demektir. Unë këshilloj nxënësit e shkollës sime që të merren sa më shumë me artin ebro, sepse është një ndjenjë shumë e veçantë dhe e bukur për mua. Nxënësit janë i kanë ndjekur këto kurse me interesim të madh dhe neve jemi si shkollë të interesuar dhe të kënaqur me punën e profesorit dhe profesoreshës bashkëshortës tij që ka punuar me këta nxënës, ku kanë zhuar interesim të veçantë. Usta öğreticiler Kosova'da olduğu gibi Arnavutluk'ta da farklı şehirlerde kurslar veriyorlar. Shkodra ve Tiran'da olmak üzere Arnavutluk'un iki şehrinde hat ve ebru dersleri vermekteyim. Kurslara ilgi oldukça fazla ve herkesin bir gerekçesi var. Teknede kitreyle buluşan renklerin de suyla konuşmak, suya yazmak gibi. Dinlendirici bir sanat, yani teknenin başındayken bütün dertleri, stresleri atıyorsun, bir kenara atıyorsun. Sanki ayrı bir dünyada yaşıyorsun o anda. Paylaşılan aynı zaman diliminde sanatın dili insanları bir araya toplarken kültürel davranış biçimleri örf ve adetlerle tanış oluyor böylece. Yunus Emre çok iyi bir fırsat. Hem dil öğrenmek için hem kültür öğrenmek için bu amaçla buraya geldim. Burada ebru kursu katıldım, bir de hat kursu. Zor zamanların şehri Saraybosna'da sim sırma genellikle bayanların gözdesi durumunda. Yunus Emre'nin daveti üzerine Saraybosna'da Maraş işi dediğimiz veya farklı şehirlerde farklı isimleri var. Dival işi diye geçer, sim sırma diye geçer. Bu sanatı tanıtmaya, yaşatmaya gayret ediyorum. El sanatlar çok seviyorum. Saraybosna'da duydum. Yunus Emre'de tel kırma,
kurs var. Burada atmosfer çok iyi, çok sakin, çok disiplinli. Telkari sanatı farklı yaş gruplarının, özellikle ticari bir amaç gözeten kursiyerlerin ilgi odağında. Gelecek vaat ediyor. Telkari bir duygu sanatıdır. Duyguyu tele yansıtma sanatıdır. Bu kursiyerlerimizde de ben bu ışığı gördüğüm için inşallah bunun devamını talep ediyorum Türkiye Devleti'nden. U cilju da bih naučila zanat filigranstva jer nisam imala zaposlenja, nisam imala posla. U međuvremenu sam se zaposlala, dobila sam posao, ali sam nastavila ovaj rad jer sam se zaljubila u filigranstvo. Bükreş'te 7'den 70'e kurslara katılan kursiyerlerin eserleri göz dolduruyor. Kurslarımıza 90 kişi katıldı. Yoğun iş temposundan sonra kurslarımıza gelmek onları rahatlatıp, renklerin su yüzeyindeki dansı onlarda terapi etkisi yarattı. Eski kitapların ilk ve son sayfalarında Ebru sanatına rastladığım zaman bu sanatı öğrenmeye karar verdim. Köstence'de Mehlika Çakan, kursiyerleriyle sadece renkleri değil, zamanı anlamlı bir dostluğa dönüştürüyor. Rengarenk izler kalıyor bu takvimden geriye. ...2013 Mart ayında başlayan kurslar, yaklaşık 2000 kursiyerle 2014 Haziran ayı itibariyle ilk mezunlarını verdi. Bölgede yeni sanat dalları ve mevcut kurslarla kurulan bu bağ daha da güçlenecek. Başarılı olan kursiyerler Türkiye'de yoğunlaştırılmış bir kurs programıyla misafir edilecek. Bu kurslarla kültürel ve duygusal bir bağ oluşmuş, sanatın dili farklı kimlikleri bir araya getirmiştir. Ve şimdi bir yılın sonunda el emeği, göz nuru eserler bölge halkının beğenisine sunuluyor. Bu projede biz sadece kültür merkezlerimiz çatısı altında kursları uygulamakla kalmıyoruz. Bu kursları ülkelerdeki tanıtabileceğimiz tüm zeminlere, fuarlar, televizyon programları, üniversiteler veya sanat merkezlerinde gösteri şeklinde taşımaya gayret ediyoruz. Sete organizasyonu zemre. Etilasyonun yeri sitere në Shkup dhe në Macedoni. Ta dojnë zanatin, për shkak se zanati është një kreativitet, është një art që përveç përfitimeve materiale po shpreh një knasi shpirtit dhe trunit. Şu andaki el sanatı kurslarımız, ümit ediyoruz ki inşallah gelecek yılda devam edecektir. Biz sadece bizim arzumuz değil ki, burada yaşayan halkın da büyük bir isteği. Normalde bir işte konferans sayesinde ya da bir sergi sayesinde de insanlara ulaşmak mümkün. Ama bu sanatlar vasıtasıyla birebir insanlarla daha yakın bir temas içerisinde oluyoruz. Bu da Yunus Emre Enstitüsü açısından çok önemli. Onun için de çok değer veriyoruz. Bu proje tamamen Halkbank'ın misyonuyla örtüşüyor. Halkbank bildiğiniz gibi esnaf ve KOBİ'lerin bankası. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine son derece önem veriyoruz. Bu kapsamda Makedonya'nın kendi içinde barındırdığı potansiyeli de çok da iyi biliyoruz. Gerek buradaki insanlara el sanatları becerileri kazandırma, gerekse Makedonya'nın turizmine katkı sağlama anlamında Yunus Emre ile birlikte yürüttüğümüz bu projenin son derece sağlıklı ve güzel sonuçları olacağına inanıyoruz. Ben bu projeye başlangıcından itibaren katkı sağlayan, fikir olarak katkı sağlayan, emek olarak katkı sağlayan, finansal olarak katkı sağlayan, yorulmadan çalışan, her türlü güçlüğü aşan Yunus Emre Enstitüsü'ndeki merkezindeki arkadaşlarımıza, usta öğreticilerimize,
ve bizi destekleyen kurumların başta Halk Bankası olmak üzere yöneticilerine, idarecilerine ve kurslarımıza devam edip, sabırla devam edip bu sanatları öğrenen ve geçmişle gelecek arasında köprü olma görevini üstlenen kursiyerlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu coğrafyada ustadan alınan emanet yeni nesillere aktarılacak. Yunus Emre Enstitüsü ve Halk Bank'ın bu işbirliğinden ustadan çırağa emanet edilmiş bir gelecek doğuyor.